İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Güney Gazetesi. İtirazım var. Mersin Yurttaşlar Girişimi, Belediye Meclisi'nin nükleer santralle ilgili kararına karşı itiraz çağrısı yaptı. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yüksek gerilim hatları ve trafoları için gereken imar plan değişikliklerini Cumhur İttifakı'nın blok oylarıyla kabul etmişti. Vali su dolmuşlara bindi, vatandaşı uyardı. Sağlık için, hepimiz için sloganıyla ülke genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler Mersin'de Vali Ali İhsan Su öncülüğünde gerçekleştiriliyor. Tanık Gazetesi. Heyelan hayatı felç etti. 10 yıl önce aylık 1000 kilometre duble yol yapan karayolları, 1,5 ay önce Silifke-Mut karayolu üzerinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yolu trafiğe açamadı. Düğün kısıtlamalarına işletme sahiplerinden gelinli damatlı eylem. Mutlu değiliz, evlenmiyoruz. Mersin'de koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlere kısıtlama getirilmişti. Hakimiyet Gazetesi. Çiftçinin domatesi dalında kaldı. CHP Mersin Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi Cengiz Gökçel, yaptığı köy ziyaretlerinde büyük maliyetlere rağmen yetiştirdikleri domateslerin dalında kaldığını söyledi. Mersin'de kamu kurumlarındaki mesai saatleri değişti. Mersin'de COVID-19'la mücadele çalışmaları kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesai saatlerinde değişiklik yapıldığı bildirildi. Mersin Gazetesi. Göznelilerden mermer ocağı projesine tepki. Artık yeter, sağlıklı yaşamak istiyoruz. Gözneliler yıllardır mahallelerini toz toprak içinde bırakan taş ocağı faaliyetlerinin yürütülmesine karşı çıkarken şimdi de aynı şirketin mermer ocağı projesiyle karşı karşıya kaldılar. Tek ses olarak sorunlar çözülmeli. Engin, bölgemize yatırımların artırılmasını ve bölgesel sorunlarımızın çözülmesini bekliyoruz. Bu konuda kent ve bölge yönetimleri, sivil toplum kuruluşları, oda ve borsaları tek ses olmalı, çözüm oluşturulmasında ısrarcı davranmalıdır. Haberci Gazetesi. Doğa düşmanlarının yuvası olduk. Türkiye'nin her yanında yaşanılan doğa talanına haritada gösterilen Toplumcu Mühendisler ve Mimarlar Meclisi'nin çalışmasında doğa düşmanlarına bolca ranta açılan Mersin'de yer aldı. Topraklarımızdan, hayatımızdan çıkın gidin. Salgına rağmen çok sayıda işçiyle yapımı hız kesmeden devam eden Akkuyu Nükleer Santrali'nde geçen günlerde işçilerin maaş alamadıkları için yolu kapamaları gündeme bomba gibi düştü. Yeni Güney Gazetesi. Vali su, maske, mesafe ve hijyen konusunda vatandaşları uyardı. Vali Ali İhsan Su, il protokolüyle birlikte esnafı ziyaret edip toplu taşıma araçlarındaki denetimlere katıldı, vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyardı. La Barba sergilendi. Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu tarafından düzenlenen La Barba adlı tiyatro oyunu Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi.